hoş geldiniz. Bu videoda arkadaşlar Finder'ın yapmış olduğu bir e, analizle alakalı konuşacağız. Tabii ki burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al ya da sat demiyoruz. Kağınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. Abone olup videoyu beğenmenizi rica ediyorum. Şimdiden çok teşekkür ederim. E, Finder diyor ki Bitcoin arkadaşlar yıl içerisinde 13 bin dolara düşecek. Kesinlikle katılıyorum bu arada buna. E, katılmamın sebebini zaten kanalı takip edenler gayet iyi bir şekilde biliyorlar arkadaşlar. Dip seviyelerin geleceğinin farkındayım ve dip seviyelerinde 13.000 olduğunu farkındayım diye çok kısa bir şekilde özetleyeyim. Devamında aralığı 25.000 dolardan kapatacağını söyledi. Burası bana açıkçası biraz afaki bir değer geldi. Çünkü şimdi şöyle bir şey var belli bir nokta olması lazım 25.000 dolar boşluk. Yani sen dersin ki aralıkta ya tutar günlükteki hareketli ortalamadan destek alır ya dirence değer düşer dersin. Yani bunu şöyle söylesek daha iyi. Günlüğün hareketli ortalamasıyla arkadaşlar e, baktığımız zaman üst direnç arasında bir bölgede kapatacağını düşünüyor desek daha doğru olur. 25.000 e, diye nokta atışı aslında e, söylemek yerine sanki bu daha e, mantıklı gibi geldi bana arkadaşlar. Şimdi bunun haricinde Ethereum'a gelelim. Ethereum'u yıl sonunda yani yıl içerisinde 675 dolarlara kadar geri çekileceğini söylüyor. Ve Aralık ayı içerisinde arkadaşlar 1711 dolarlarda görüyor. Heh bak bu oldu şimdi yani. Çünkü bir ara destek direnç bölgesi olduğu için bu pozisyonlara gelme ihtimali oldukça yüksek Aralık'ta. Bakın ben de buna katılıyorum. Tabii ki ondan önce de ama düşüşünü gerçekleştirecektir arkadaşlar. Hatta bakın son zamanların dibi 800 küsürler ki Bitcoin'in 13.000 senaryosunda 600 küsürlere kadar bir düşüş tekabül etmesi bana da sanki gayet mantıklı gibi geldi. Adaya baktığımızda arkadaşlar yine 0.63'ler olarak bu değerleri telaffuz ediyorlar sevgili arkadaşlar. 0.63'leri söylediler. Burası da tabii ki deste ya daha doğrusu dirence yakınlığı 68'lere. Yakınlığı sebebiyle yıl sonu için e, makul fiyatlar arkadaşlar. keza Solana'ya baktığımızda şöyle Solana'ya gelelim. E, Solana içinde arkadaşlar 45 dolarları e, fiyat olarak kendileri gösteriyor sevgili arkadaşlar e, durumlar da bu şekilde. Farkındaysanız hepsinin bir ortak noktası diyor ki yıl sonunda bu coinler bulundukları kanalın Direnç seviyesinde e, patlayacaklar diyor. Aslında oldukça mantıklı arkadaşlar. Bitcoin'in genel anlamdaki bizim de uzun vadeli çizdiğimiz senaryo olan hareketli ortalama ile aslında e, arasında bir sıkışma senaryosunu biliyorsunuz. Hatta bir yerde ne dedik? E, yılın sonunda tekrar üst kanala atabilir dedik hareketli ortalamadan. İşte bu senaryo ile aslında uyumlu olduğunu da görmüş olduk. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoş